Grubu bir açıp bakıyorsun Belçika İngiltere var, anladın mı yani? Abi sen ne abi, defansın olsun, forvete gel. Kongo falan, onu biz de geçerdik yani arkadaşlar toplanıp. Zaten bir gol atmadığı maçı var, o da ben gittim izledik orada, penaltıyı kaçırdı herif. Bayağı uğurluymuşsun. Herkese merhaba, Dünya Kupası muhabbetinin yeni bölümünde karşınızdayız. Evet, selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Ekim var yanımda. Evet, anladı zaten. Beklenen an geldi. Başlıkta da gördüğünüz gibi yani. Ya yemin ediyorum, video atıyorum, A grubu videosu atıyorum, yorum kısmına Ekim kollamayı al. B grubu videosu atıyorum. Yorum kısmına. İki kolama nerede? Selam. Ne yapıyorsun? İyi valla. Sen ne yapıyorsun? İyi. Nasıl? Kanal iyi gidiyor. Kanal fena değil. Ya, para kazanma ne oldu? Para kazanma. O fena. O fena. Para kazanma yok. Ama uyarıyoruz işte. Kimse dinlemiyor. Öyle bir beklentim de yok gerçi de. Öyle olmaması yani, lazım zaten. Yani. Genç arkadaşlarımızın bu konuda böyle her şeyi bırakıp ben bir YouTube kanal açacağım ve buradan para kazanacağım kafasına girmesi çok yanlış. Aynen öyle. Bu hobi abi yani biraz. Evet. Bizim de öyle. Hazır mısın? Hazırım. Hangi grubu konuşacağız? G grubu konuşacağız. Miydi? Evet, G. Evet. Kimler var? Belçika, İngiltere, Panama ve Tunus. Panama biraz yani. Mükemmel bir grup. Yani Panama'nın nesi meşhur? Barajı, geçişi. Bandırası. Yok yok. Panama körfezim var, öyle bir şey. Ben tabii, onun notunu aldım. Aynen. Gemi giriyor, yükseltiyorlar, su indiriyorlar falan. Kaldıraç, bayağı teknolojik bir olay bu arada o. İşte Panama bandıralı, işte belki de kaçalım, yok suç kuralım, yok kokain kaçalım. Panama bandıralı, gemiler meşhur yani. Bu Dünya Kupası'ndaki favorin kimdir ve böyle özel bir oyuncum var mıdır kafanda? Söyleyeyim, özel oyuncum yok. Diye. Yani açıkçası hiç parlamamış birinin parlamasını ümit ediyorum. Yani hiç güzel, fark etmez kimin olduğu. Bu James Rodriguez vardı geçen, Kolombiya'da parlayan çocuk. Yani, belki onun gibi bir şey. James işte yani aldı Real Madrid, kullanamadı kıskançlıktan ötürü. Sonra Bayern Münih'e verdiler. Çatır çatır da iş yapıyor Bayern Münih'te evet. Bu arada. Valla benim favorim söyleyeyim. İki favorim var. Biri Belçika. Bu grupta konuşacağımız Belçika'ya evet. Çok güveniyordum. Nine Golan'ı bir almadı. Ne oldu? Bir şey oldu. Bir de Brezilya. Yani Brezilya 7-1'in acısını çatır çatır çıkaracağını düşünüyorum. Almanya'yla karşı karşıya gelirler mi acaba turnuva boyunca? İnşallah gelirler. O zaman, yani tek, o zaman tek göreceğiz kardeşim. O. Tek derdim o. Gelme ihtimalleri var mı peki grupta? Ya çaprazlaşmışlarda olmasa bile finalde evet, inşallah yani, finalde karşı karşıya gelirler. Yani, tabii gelme ihtimali var. Çok büyük hikaye olur bu arada. Yani isterim de gelmelerini. Harika maç olur. Bu sefer böyle bir 5-1 falan yenilip... Şimdi o zaman ben Tunus'la başlayayım gruba. Başlayalım. Biraz bilgi vereyim Tunus hakkında. 4 kez çok ihtiyacım var Tunus hakkında bilgiye şu anda. Abi öyle deme ama şey... Zerz mi Zerez mi? Bir 10 numarası daha da bende yok. Diğer Antep'te herkes Tunusluydu. Caziri falan bayağı Antep Tunus'ta adam getiriyordu yani. Onlar ne oldu bayağı, Antep? Ne oldu? Ne oldu Antep? İşte Antep yani Tunus'u getirdim o kadar. Maalesef düştüler. O yüzden işte Tunus'a fazla güvenmeyin. Rusya'da 5. Dünya Kupalarını yaşayacaklar. Zaten bundan önceki 4 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkamamışlar. Öyle bir söyleyeceğimiz bir başarısı yok yani maalesef. Evet evet öyle bir. Onlar nasıl geldi? Kulüp diyorum bu arada, pardon. Ülke. Ülke, öyle bir ülke. Onlar nasıl geldi? A grubunda yani Afrika elemelerinde A grubunda yer alıyorlardı. Kongo, Libya ve Gine'yi geçerek Dünya Kupası'na geldi. Baktığımızda da çok öyle irili ufaklı takımlar aslında bunlar. Kimler var kadrosunda? Yani ezmek gibi olmasın da Kongo falan onu biz de geçerdik yani arkadaşlar toplanıp. 2017 yılından beri başlarında Nabil Mağlul var. Takımın dikkat çeken isimleri kim? Kasımpaşa'dan Sayın Ben Yusuf, Vahbi Kazzi, Daylon Bran, Elyes Şikiri, Saif Eddin. Zerz diye bir herif. Zerz mi? 10 numarası vardı ya bunların böyle. 30 maçta 15 gol atan falan öyle bir adam onu vardı. Onu bilmiyorum. 30. Bunların Ren'de oynayan şey çok iyi diyorlar. Vanis Kazzi. Ren'de oynayan herhalde oydu ya. 10 numarası değil mi takımın? Evet evet 10 tamam, numara. Tamam tamam o iyi. Kel olan çocuk. Evet. O adam iyi diyorlar. Şimdi, ama yolda görsen tanımam. Onu da söyleyeyim. Yani biliyorum böyle kere olduğunu. Tunus bu turnuvada bir renk. Sadece hani Tunus halkı. Yani düşünsene hani şey dedi konuştuk ya. Şöyle bir şey var. Hani Tunus'u eziyoruz da bizden iyi yani şu an. Evet. Adamlar Dünya Kupası'nda. Yani. Aynen öyle. Şöyle bir şey konuşmuştuk ya. Ulan Dünya Kupası'na gidiyorsun. Grubu bir açıp bakıyorsun. Belçika İngiltere var anladın mı? Yani Tunus olarak gidiyorsun üçüncü olarak. Abi hiç mi gelmesek sanırım. Ya Tunus yine hani renk eyvallah güzel. Wonderkid'lerle ve senin de favorin olan Belçika'ya geçeyim. Belçika'ya geçelim abi. Belçika'yı ben seviyorum. Belçika 12 kez Dünya Kupası'na katılmış ve 2014 Dünya Kupası'na çeyrek final oynadılar. Arjantin'le karşılaştılar. Arjantin'de Higuain'in golüne engel olamadılar ve büyük umutlarla geldiklerini turnuvadan çeyrek finalde veda ettiler. Ki benim güvendiğim bir takımdır Belçika hala. Her an bir sürpriz yapabilir yani. Aynen. Böyle bir futbolcuları da var, altyapı da var. Bu arada vakti zamanında işte Euro 2000'lerde mi, 2001'de mi? Biz Belçika'yı bayağı ne zaman görsek yendiğimiz, tokatladığımız bir takımdı Belçika. Mpenza falan vardı o zamanlar. Aynen, Embo Mpenza vardı. Aynen. Yani nereden nereye işte yani. Şimdi De Bruyne diyor sayıyorsun, Fellaini diyorsun, Nargolan'ı iyi almadı diyorsun. Dolu adam var ya. Yani birisi yarı final görüyor, diğeri İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu görüyor, evet. Diğeri işte Hazard zaten falan.
Öyle bir takım oldular. Biz ne olduk? Bir bok olamadık. Biz olmadı abi bizden. Avrupa elemelerinde H grubundalardı. Yunanistan ve Bosna Hersek'i geçtiler. İkisi de böyle fena sayılmayacak bir takım aslında. Sert takım yani onlar. İkisi de Avrupa'nın sert takımlarından. Kapanır kornerde bir tane gol atar. Ondan sonra uğraştır anasını zaten. Abi dedik Yunanistan öyle şampiyon başımıza oldu. Bela oldu ya o Kristeas'la şampiyon oldular Avrupa elemeleri şampiyonasında. 2016 yılından beri Roberto Martinez var başlarında. Yardımcısı da tanıdık bir isim. Henry. Yani yeter zaten altyapıdan da. Golcü oyuncuları aynen. Takımdakiler dikkat çekiyor abi. Kurtis var. Vertonghen var. Eden Hazard var. Lukaku var. De Bruyne var. Musa Dembele var. Mertens var. Hazard Mertens var. Miydi forvetteki adamları? Evet Napoli'de oynayan çocuk. Yani bir de şöyle bir kriz var. Roberto Martinez Roma'da müthiş bir sezon geçiren Nainggolan'ı kadroya almadı abi. Sen bu konuları nasıl düşünüyorsun? Yani şimdi 4 yılda bir düzenlenen bir kızına mı sarktı diyelim yani. Bir garip bir şey var. Amin. Düzgün normal olarak söyleyebilirim. Çünkü ağır bir olay bu. 4 yılda bir turnuva düzenleniyor. Nainggolan hadi 27-28 yaşında olsa. Abi bu adam şampiyonlar liginde Barcelona elemiş bir takımın oyuncusu yani şu orta anda. Orta saha oyuncusu ve kaptanı liderlerinden birisi. Hiçbir bok yapamasan hani bunlara bok dedim bunu sansürlüyor musun? Yok bir şey olmaz. Hiçbir halt göremesen Nainggolan bir tane çeker şut. Biterir o abi. 1-0 biteririz yani aynen. Maçı. Öyle Belçika mi oluyor? Böyle. Belçika iyi. Yani Belçika benim de favorim. Gruptan bir çıkar. Ben bunu dedim ya. Panama bile yenilir anasını satayım. Bende öyle bir şans var. Yani totemim benim odur. Atıyorum işte en son maçta oldu. Göztepe Galatasaray maçında. Belki ben karşıya kalayım. Direkt Göztepe'ye bastım mesela. Evet. 10 lira. Maksat Galatasaray şampiyon olsun. Ve oldular. Direkt hani beraberlik bile basmadım. Hani öyle basıyorum. Ne oynasam karşısı çıkıyor. Yani totemim odur. Geçelim grubun kanalıyla ünlü takımı Panama'ya. Müthiş takım değil mi ya? Abi yani katılıyor. Kim hangi gruptan geldi o? Şimdi bunlar Panama abi, geldiyse kim bilir, var Allah bilir yani orada. Bunlar Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Federasyonu yani CONCACAF'tan geliyorlar. Dominik falan var herhalde Meksika değil mi? Meksika ve Costa Rica'nın ardından üçüncü oluyorlar. Yani ama normal zaten Meksika. Normal Meksika ve Costa Rica yukarıdan eyvallah. Çıkmış. Şili o grupta değil yok, herhalde. Değil, onlar Güney Amerika'da. 2014 yılından beri başlarında Diario Gomez var. Çok fazla bir hikayeleri yok Dünya Kupası'nda. Çünkü ilk kez katılıyorlar. Aynen. Yani Panama gerçekten tarihinde bir ilki başarıp ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani sakatlıksız güzel bir en azından böyle Tunus'la böyle bir berabere kalıp bir puan alıp da dönerlerse. Aynen. Keyifli olur. Keyifli olur. Yani öpsün başlarına koysun derler ya öyle bir. Yani kusura bakmasınlar da. Kimler dikkat çekiyor diyorsun. Kimse. Onları söyleyeyim. Yok değil mi? İlk sefse. Hepsi aşılmamış oyuncular. Gabriel Torres var. Gabriel Gomez var. Luis Tejada var. Felipe Baloy var. Mahil Amir Murillo var. Torres herhalde isimden dikkat çekiyor sanırım. İsim benzerler almışlar değil mi oğlum? Gel abi sen diye. Abi sen ne diyorsun? Abi defans mı? Olsun forvete gel. Bir yere hep şey vardı ya. Her yer Ronaldo tamam mı? İşte Junior Ronaldo, Ronaldinho. Aslında Ronaldinho da küçük Ronaldo demek. Evet bu arada Ronaldinho hayranı olduğu için evet. Ronaldo'nun Ronaldinho adını hani alıyor. Bir şey gibi. Kasımpaşa'da şey var, Trezeguet var. Adın ne Trezeguet diye soruyorlar. Küçükken hocam Trezeguet gibi gol attığım için bana Trezeguet ismi koydu diyor. Anladın mı yani? Menajer oyunu hep bunlar, kanmayın. Aynen öyle yani. Hiç belki de arabalarda Google'da çıkarım diye Torres yapmış adını. Bak, Panama'da böyle yani konuşmak isterdim Panama hakkında. Yani Panama'nın ben de isterdim. Mükemmel tarihi, harika oyuncuları ama. Tarihinde hiç bilgim yok. Yani bir tek kanalı biliyorum. O da inip çıkıyor biliyorsun. O mühendislik harikası. Kanalı şöyle ortaya bir yere koyarım. Onun bir tane videosu vardı. Hatta benim böyle bir üniversitede bir derste onun konusunu işlemiştik. Herifler hakikaten bayağı mühendislik harikası işte abi. Zihni sinir bir proje yani aslında. Tabii gemi geliyor. Deniz seviyesini aşağı çekiyor. Gemiyi böyle sıfırlıyor sonra salıyor bunu. Sen git diyor. Ondan sonra biz de geri kapatalım. Yükseltelim. Oradan gelen adam alttan geri geliyor falan. Geçelim. Grubun as solisi İngilizler. Bir şey söyleyeyim mi? Bence grubun asolisi falan değiller onlar. Değil mi? Yani favorisi eyvallah. Hani Belçika, İngiltere. İngiltere, Belçika tamam. Diye konuşuyoruz da. Yani ben İngiltere'de öyle bir şey göremedim açıkçası. Ya hani aslında geçmişe baktığımızda büyük hayal kırıklıkları var önümüzde İngiltere yani, konusunda. Tam böyle kemik kadro varken bile Carroll'lar. Lampard'lar, Gerrard'lar. Yani varken bile Carroll dedim yani. O kadar yani en tanımlı adamı söyledim onu. Andy Carroll. Kaleciler. Bir tanınıyor ya o olsun. Neyse işte. Hani onlar varken bile çok büyük başarısızlık yaptı. Bir avantajı da bu genç takım var. Diri bir takım var. Evet. Belki hani tamam yine Harry Kane falan var ileride de yine bir şey yapılabilir. Yine iyi takım ama bu arada yine abi şeyden kaybediyorlar. Kalede yine Joe Hart var. Geçtiğimiz Dünya Kupalarında ve Avrupa Şampiyonalarında ne haltlar edeni biliyoruz. Abi, çok hatalı goller. Ya yani şöyle bir şey var işte. Çok iyi kalecisindir. Ben kalecilik yaptım oradan biliyorum. Çok iyi kalecisindir. Bir maç sıçarsın o da Dünya Kupası'na gelir. Şampiyonlar Ligi finaline gelir.
Gelir abi işte. Ondan sonra bitti yani. Abi adam gider orada. Ben sana söyleyeyim durmaz Liverpool'da. Yani mümkün değil. Hayırlısı yani ama. Ana adama bedava verir Liverpool onu. Hani çocuğa da ceza kesmeyelim falan diye. Yani İngilizler şöyle 17 kez Dünya Kupası'na katılıyorlar abi. 1966 yılında. Fos yani. 1966 yılında da kupayı alıyorlar bir kere. O yani tek yıldız oradan geliyor zaten. Evet, aynen. Yani Maradona 50 atıyor falan. Biraz şanssızdır o konuda. Ama yani genç takımlarda mesela parlayan birisi olmasa Dele Alli var mesela. Harry Kane zaten hani Harry Kane onun parlamasına ihtiyacı yok mesela. Sturridge'in mesela bir şeye ihtiyacı var artık. Sturridge yani bana göre o kadar imzasını aldık adamın değeri düştü. Ya şey mesela var. Formam mı benim? Sturridge imzalı formam var. Evet ya siz gitmiştiniz değil mi Liverpool'a? Abi bak yemin ediyorum bütün her şeyi şey yaptık tamam mı? 40 yılda bir geldik buraya. Dedik ki ne olursa olsun Salah'ı seçeceğiz dedik. Salah. Hani bizim formaya Salah imzalatsın. Herkesi ben fiş çektirdim. Dedim ki formaya gelip Salah imzalatsın. Abi penaltı oldu kaçırdı Salah. İlk golde attı yani. Sturridge mi? Sturridge attı. İlk golü atamış Vinal, oluyor. Hayır ya, iyi oynadı Sturridge abi. Attı da golü. Salah o maç oynayamadı yani. Adam biz zaten bir gol atmadığı maçı var. O da ben gittim izledik orada. Penaltıyı kaçırdı herif. Bayağı uğurluymuşsun kanka. Ya ben yine Salah yazdım. Dedim hani imza çek yıllar sonra falan. Yok abi olmadı yani. Wijnaldum falan eline dedim bari Sturridge atsın yani. Wijnaldum'dansa. Ya onların işte Liverpool'un sağ kanadında Alexander Arnold var mesela. O da genç ve Real Madrid maçında gayet iyi performans sergileyen oyunculardandı. Dediğim gibi Raheem Sterling var, Marcus Rashford var. Bunlar milli takımın iskeletini oluşturuyor. Abi iyi yani genç adamlar da işte bunlar birbirleriyle nasıl oynuyorlar? Yani şimdi gençlerde bu turnuvalarda şöyle oluyor. Aman ben parlayayım derdi var ya. Adam hani kaleciyi yetse bile yine böyle sıfırdan gol atmaya çalışıyor falan. İçeri pas vermiyor. Öyle tipler oluyor ki. Raheem Sterling abi işte. İşte aynen öyle bir adam yani. Ya o mesela Sané falan dediler ya alınmadı falan. O yüzden alınmadı abi Sané. Abi adam çalımı atıyor giriyor. Şut çekmeye çalışıyor yani. Löw'ün beğenmediği tarzda olduğu için. Aynen öyle yani. Öyle direkt yaptı, Alman takım oyuncusu diye. Değil yani Sané. Evet. İyi oyuncu eyvallah süper oyuncu. Ama alırım oyuncu. Ben yine ya. Abi ben almam. Valla. Yani abi gidiyor. Aa diye ses geliyor yani böyle. Lan bir gidersin iki gidersin yani. Üçüncü de bırak kardeşim biz atalım. Ki ya. Hani. İyi oyuncu bu arada. Löw alıyor yani. Evet. Yani. Ona göre bir adamın taktiği var abi. Sen işte hani. Tamam Türk milli takım için bir tane nasıl almazsın dersin de. Dolu adam var. Dolu adam var yani. Ve daha iyi hizmet edecek adam var orada. Havuz çok geniş yani. Aynen öyle. Dışarıdaki topu her zaman girip dışarı çıkarmaya çalışan bir taktikleri var abi adamların. Yani onun yerine şey aldı. Reus'u aldı galiba. Yani Reus da milli takım oyuncusu abi yani. Abi bin kat daha tecrübeli, bin kat daha oturaklı. Yani heyecan yok. Aman ben yapayım yok. Takım oyuncusu var. Iniesta gibi herif yani Reus'u diyen adamda. Bak, evet. Takır takır oynar. 2016 yılından beri başlarında Gareth Southgate var. Yani hocanın takımı... CM'den tanıyorum Southgate'i ama nerede? Eski oyuncu, eski İngiliz liginde oynayan oyunculardan. Hani nasıl performans gösterirler gerçekten merak konusu. Çok İngiliz fanı var bu arada Türkiye'de. Renk katar abi. Renk katar. Yani ama. Genç oyuncu her zaman genç takım renk katar ama yani hani güveniyor musun dersen ya önceki yani izlediklerim İngilizlerden hani yani İngiltere'nin adı vardır abi. Premier Lig var adı ama güvenmiyorum yani yapacak bir şey yok. Bir de yani Premier Lig'in bu kadar keyif vermesinde de bütün Avrupa'nın en iyi oyuncuları ve Avrupa'nın en iyi antrenörü orada olduğu için yani Burnley bile kendi evinde mesela bu sene çok zor yenildi. Abi, çünkü bir taktikleri var adamların anladın aynen mı? Aynen bizde olmayan şey var adamlar. Adam 70 metre ayağa pas atan adamları var. Adamın adını bilmiyorsun, sanını bilmiyorsun. Bu kimya diyorsun ama. Bu kimya diyorsun takmıyor koyuyor Tugay Kerimoğlu gibi pas atıyor yani. Ya öyle adamlar yani. Ki Tugay Kerimoğlu mesela İngilizlere göre bu kimden dedikleri bir oyuncuydu yani. Ama efsane oldu gitti. Efsane oldu gerçekten. Vallahi grup böyle G grubu. Şimdi son soruyu sorayım. Esas soru bu aslında yani. 1-2 kim çıkar? Benim birim Belçika. Favorin olduğu için evet. Ama yani 2'de işte Tunus İngiltere sürpriz yapabilir mi gibi geliyor. Yapma falan. Abi bak şöyle düşün. Belçika İngiltere'yi yendi. Tamam. İngiltere Tunus'la berabere kaldı. Tamam. Tunus Panama'yı yendi. Ya tamam da şimdi İngiltere de Panama'yı yendi. 4-4 yaptılar. Ama işte orada kilit şu. İngiltere... Panama'yı beşler. Beşler. İşte orada Tunus onu yapamaz. Ben de sana katılıyorum yani. Şey gibi Belçika, İngiltere, Tunus, Panama gibi olacak. Aynen. Bana öyle geliyor grup. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bir maç izleriz beraber ya. Abi izleyelim zaten de yani keşke şu gruba biz gelseydik Türkiye yani öyle. Abi bak Rusya vize yok. Ne hop giderdik bir daha değil mi? Giderdik yani. Tertemiz. Şimdi niye gideyim anasını satayım? Belçika mı? Tamam eyvallah favorim de. Bana ne anasını satayım yani. Evet ya. Yol bilmem yordam bilmem. Buradan Belçika'ya destekleme mi gidiyor? O zaman kapıyor mu programı? Vallahi kapatalım. Teşekkür ederim abi geldiğin için. Ben teşekkür ettim. Çok sağ ol. Evet.
Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Like atın diyor. Abi öyle yapacak bir şey yok yani hani... Başka türlü yayılamıyorsun ki. Yani şöyle dilenciymiş hissiyatı yaratıyor. Yani söylemeye utanıldığı kelimeler evet. Oluyor ama... Yani bunu söylememiz lazım çünkü hakikaten... Görmüyor abi, aboneye de bildirim açmıyor falan filan yani. YouTube garip bir mecra olmaya başladı. O yüzden ne kadar çok beğenirseniz, yorum yaparsanız o kadar çok kişiye ulaşırız. Yapacak bir şey. Teşekkürler şimdiden. Bir de bizim nesil like atmayı sevmiyor ya. Bizim hani artık eski kurtlar hani diyorsun ya YouTube artık bok gibi bir yer falan filan. İşte ama bizim kuşak onu konuşuyor ama like atmaz. Yorum yapmaz. İzler, haber olur. Sana yine Twitter'dan falan yazışırsın ama işte yeni nesildeki like kültürü biraz da eziyor. Destek verin, destek. Aynen öyle. Hadi görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.